Beşiktaş'la ilgili bir haberin var mı? İstihbaratın var mı? Evet var. Son bölüme giriyoruz Şöyle bir durum programımızda. söz konusu. Beşiktaş'ta da biliyorsun bir hoca arayışı vardı. Önder Hoca ile devam edecekler ama yeni bir sezon için Vites Arnhem'i çalıştıran Leç ile bir görüşme olacağı söylendi bana. Hatta önümüzdeki hafta bir görüşme olacağını, Ceyhun Kazancı'nın bu görüşmeye gideceğini duydum. Duyumdur bu. Bilgidir ve kaynağım da sağlamdır. Vites'le Arnhem hocasıyla görüşeceklerini haberini aldım ben. Önder Hoca geçici olarak mı diyorsun? Ya sezon sonu. Ben aslında Önder Hoca'nın gerçekten iyi bir kimlik kazandırdı. Yani şöyle bir kimlik kazandırdı. Böyle egolarından arınmış, yalın, böyle düzgün oturmasını, kalkmasını bilen, iyi eğitimli, Beşiktaş'ın bütün örfünü, adetini, annelerini bilmiş, Beşiktaş'ın kimliğini bilen, Beşiktaş'ın hafızasını bilen bir teknik adamdan bahsediyoruz. Bence şu an Beşiktaş hocası olmakla Önder Hoca bence örtüştüğünü düşünüyorum ben Beşiktaş kimliğiyle. Ama maalesef bizim ülkemizde öyle yok yani böyle Beşiktaş'ın kalbinden ya da bir takımın kalbinden çıkıp da uzun süreler bir takımı çalıştırmak. İşte Sergen Hoca'yı gördük. Geçen sene kupalar kazanmış Sergen Hoca. Gitti. Ama şu an Önder Hoca'ya bence o şekilde bir zaman. Mesela Önder Hoca gelir gelmez ne oldu? Hoca arayışına girdi Beşiktaş. O zaman hoca arıyordu. Önder Hoca'yı geçici olarak getirdi ve gitti. Portekiz'den bir hocayı getirmeye çalıştılar. Anlaşamadılar. Sonrasında hoca değere bindi. Hoca parasını yükseltti. Nereden nerelere geldi. Bence Önder Hoca tamam Beşiktaş'ın hocası ama biraz daha zaman verilmesi gerektiğini düşünüyorum ben. Hem Beşiktaş için hem de Önder Hoca gibi iyi hocaların, deneyimli hocaların ve düzgün hocaların Türk futboluna kazanmasını temenni ediyorum. Ama önümüzdeki sezon içinde maalesef Vites'e, maalesef demeyeyim de yani bence yani tabii ki Vites Arnhem'in hocası da gerçekten çok değerli. Onunla bir görüşme olacağı şeklinde bir duyum da aldım. 15 tane de oyuncu sezon sonu masada konuşulacak abi. Gidecek mi, kalacak mı? Sözleşmesi biten değil mi? Aynen abi. Yani kiralıklar da var. Onlar da dahil hepsi. Yani bilmiyorum. Bu sene Şampiyonlar Ligi parası da yok. Bilmiyorum. Şimdi şeyden baktığın zaman Seren, ben genç takım yapacağım. Bunu yapmak zorundayım. Kendi oyuncularımı yetiştireceğim. Artık böyle bir modele yönelmek istiyorum. Dedi Ahmet Nurçebi. Eğer böyle bir modele yöneteceksen Önder Hoca en doğru seçim. Kesinlikle. Yani genç oyuncu gelişimini anlayan, pedagojik eğitimi olan, oyuncularını yetiştiren, hem ahlaki hem sportif olarak o değerleri verebilen, burada da başarılı olmuş, bunun eğitimini almış bir isim. Eğer öyle devam ediyorsa onunla devam et. Ki şimdi başka tarafı, ben kardeşim şampiyonla oynayacağım, ben hedef takımım diyorsan, Önder Hoca'nın tamam kupası var ama Süper Kupa'yı aldı. Daha önce ligde bir rekabeti yok. Yani ne yapabilir? Acaba becerebilir mi? Kriz anlarında çözüm bulabilir mi? Yani bunun örneğini koymadı öncesine. Şimdi iddian yok. Sergen Hoca'dan sonra ligdeki iddia bitmiş. Önder Karaveli geldi. Seren'in anlattığı gibi çok güzel özetledi hocayı. Beşiktaş taraftarı isyandaydı. Sergen Yalçın ayrıldığında hatırla. Önder Karaveli geldi. İki konuşma yaptı. Takımın oyununu ortaya koydu. Ve herkes sevdi. Sırf Beşiktaşlar değil. Herkes sevdi. Yani evin büyük oğlu oldu bir anda. İnsanlar için. Kibarlığıyla, naifliğiyle, yaklaşımıyla, futbolcuları olan hitabıyla, şey öncesi, maç öncesi, maç sonrası yaptığı konuşmalarla herkes bir anda sevdi. Yani yönetimi isyan eden, Sergen Yalçın'ın gitmesi nedeniyle sertleşen taraftar muhalefeti bir anda bitti. Dikkat et. Önder Karaveli'nin etrafını birleştirdiler. Tabii ki. Etrafını birleştirdiler. Neden ama? İddia yok. Bak iddia bindiği zaman, sürekli kazanması gerektiği zaman Önder Hoca bu baskıyı taşıyabilir mi? Ya da Önder Hoca da
döneminde 3 tane kötü sonuç arka arkaya geldiğinde aynı şekilde Beşiktaş taraftarı ve yönetimi ya da bizler masanın etrafında oturanlar aynı sempatiyle, sevecenlikle bakar mıyız? Bunların hepsi soru işareti ama bu sezon yani kalan 20 maç neyse kupayla beraber oynayacağı orada takımı yönetme biçimi Önder Karaveri konusunda bence Beşiktaş yönetimini bir daha düşündürmeyecektir. Öyle devam ederler. Larin Galatasaray senin de kulağına geldi mi? Şu an için öyle bir girişim olmadığını duydum ben Galatasaray tarafında. Bir gündeme gelmişti çünkü. Ya mesela, şimdi herkes şunu düşünüyor. Diyor ki Galatasaray'ın çok büyük paraları var. Çok büyük paralar harcayacak. Galatasaray'ın şu an kasasında çok büyük paralar yok. Bir kere sen futbolcu gönderir, futbolcu alman lazım. Tamam, şeyi gönderdin. Asosa'yı gönderdin. Şimdi Yedlin'i gönderiyorsun. 2. Sonra Lüyendam'ı gönderiyorsun. 3. 2 tane orta saha, bir tane forvet alacaksın. Bitti. Larin'i nereye alacaksın? Soruyorum yani Larin'i nereye alacaksın? Belki sezon sonu için söylemiştir ya. Şu an için, kalıyor ya. Şu an için kimse bence sezon sonunda görmüyor. Sezon sonu için mi söyledin Aykut? Evet abi. Sezon sonu da kararlı şu an. Sezon sonunda nasıl bir Galatasaray göreceğiz? Seçim mi göreceğiz? Burak Başkan devam Sen edecek. Seçim olacak mı Galatasaray'da? Yani şu anki biraz kaotik. Çünkü bizim Serkan Korkmaz bir tweet atmıştı. Ben ona baktım. O programı izlemiş. Diyor ki net bir şekilde Galatasaray Kongre üyelerine yapılan konuşmalardı diyor. Burak Elmas'ın açıklamaları için. Yani verilen mesajlar taraftara yönelik mesajlar değildi. Verilen mesajlar Galatasaray Kongresi'ne. Yani mali ama zaten Galatasaray mali kongre öncesinde Galatasaray Kongresi'nden ibra almak için, destek almak için verilen mesajlardı diyor. Daha Serkan'ın İbra'ya kadar yani. Daha çok maç var. Mart ayı, İbra ayı. İbra bence çok çetin geçecek. Çok zor geçecek Burak Elmas için. Ve daha önce ben konuştuğum başkan adayları da var. Eski yöneticiler de var. Hatta birkaç yönetici ibra edeceğini söylediler. Onlar bizi ibra etmedi ama biz onu ibra edeceğiz diyen yöneticiler de var. Ama zor bir mali kongre var. Şimdi Tanju abi yazmış, Tanju Çolak yazmış. Çok selam söylüyor. Selamlar Gürcan Tanju. Abinin cevabına da şöyle diyor. Galatasaray'da seçim olur diyor. Olur diyor. Diyor mu? Kral Tanju Çolak diyorsa düşünürüm. Çünkü yakın. Çünkü abi yok. Şimdi Serhan biliyor dinamikleri Tanju Çolak. Bak. Abi benim de bildiğim çok şey var. Seren bir şeyin altını çizdi. Boşuna 41 oyla seçildi demedi. Yani 41 oyla geliyorsan güçlü gelmiyorsun demektir. Aslında bence Ali Bey de Ali Koç da seçim yaptı.